Herkese hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Ben çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Rahmi Tunatekin. Kampalya ekibinin içerisinde olmaktan çok mutluyum öncelikle. Bugün koronavirüs ve çocuk hakkında konuşacağız. Hepimizin, tüm ailelerin birçok sorusu var. Bunlarla alakalı güncel bilgilerle sizlere aydınlatmaya çalışacağım esasında. Birazcık zor günler geçiriyoruz ama çok güzel gelişmeler de oluyor. Bunlardan da birazcık bahsedeceğim. Öncesinde birazcık izleyenlerimiz de gelirken size kısacık Alle Kids olarak var olduk biz kampanya içerisinde. Birazcık Alle Kids'ten bahsedeyim. Alle Kids esasında yeni bir oluşum. Alle çatısı altında çocuk sağlığı hastalıkları birimi olarak kurulduk. Bu kurumun iki tane esasında en önemli düşüncesi vardı. Bir, multidisipliner bir ekip olmak ve konuyu uzmanından öğrenebilecekleri, hastaların konuyu uzmanından öğrenebileceği bir sistem kurmaktı. Bunu yaparken de çok güzel, çok değerli insanları bu ekibe dahil ettik. İkinci amacımız da çocuk büyütürken karşılaşacak problemleri daha bu problemler ortaya çıkmadan bir şekilde ailelere bilgilendirerek, eğitimler vererek aileleri bazı oluşabilecek problemlere karşı hazırlıklı hale getirmekti. Bu güzel bir projeydi ve bu projeyi de doğru adres olarak Alle ile beraber, Alle ekibi, Alle ailesinin arasında yapmaya niyet ettik. Şu an çok aktif olarak çalışır bir durumda değiliz mevcut korona günleri nedeniyle ama zamanla çok daha güzel şeyler hep beraber yapacağımızı düşünüyorum. İzlemeye de başladı diye arkadaşlar haber alıyorum. Biraz koronavirüsten bahsetmeye de başlayayım. Öncelikle bu virüs bizim uzun yıllardır bildiğimiz bir ailenin parçası. 1960 yılında ilk tanınmaya başladı. 50'den fazla türü var. Bunların çoğu hayvanlarda, özellikle yırtıcı hayvanlarda hastalık yaparken 7 tanesi insanlarda hastalık yapıyor. Bu 7 tanesinin içerisinden 4 tanesini her mevsim, özellikle kış aylarında nezle şeklinde, burun akıntısı, hafif öksürük, nadiren ateş şeklinde mevsimler koronavirüsleri bizler görüyorduk. Bunları takibinde çoğu zaman sadece ateş düşücülerle destek tedavileriyle gidiyorduk. Ama bir grup koronavirüs ciddi salgınlar oluşturdu. Bunlardan 2002-2003 yılları arasında SARS, sonrasında 2012 yılında MERS büyük salgınlar yaptı. Yaptıkları salgınlar genelde çok ülkeye yayılmadı ve mevsimsel olarak sıcaktan çok fazla etkilendi. Bu açıdan bizleri korkuttu, yani hekimleri, sağlık dünyasını korkuttu ama çok da ciddi, dünyada direkt bir pandemi ve bu kadar sarsıcı şekilde ilerlemedi. Bunun birçok nedeni vardı. Öncelikle bulaşıcılığı koronavirüs kadar çok değildi. Bu virüsün zaten biraz yapısından da bahsedeceğim. Bulaşıcılık oranı, bu ACE2 reseptörleri dediğimiz reseptörleri tutunma oranı normalden çok daha fazla. Ondan dolayı da daha bulaşıcı bir hal alıyor. Bu virüsler salgınlarda, bu SARS ve MERS'te ölüm oranları, mortalite oranları koronadan biraz daha yüksekti. Gene çocuklar açısından bakıldığında çok ölümcül seyirler göstermediler. Koronavirüste şanslıyız ki bu şekilde ilerleyen çocukluk çağında ciddi ölümle sonuçlanan sonuçlara neden olmuyor. Bir su içeyim. Peki bu virüsün bu kadar salgın yapmasının nedeni ne? Esasında yapısı. S protein dediğimiz bir proteinle vücuda geldiği zaman özellikle ACE2 dediğimiz bir reseptöre tutunuyor. Bu reseptörler nerede var? Burnumuzda var, boğazımızda var, akciğerlerimizde var, böbreklerimizde var, bağırsaklarımızda ve karaciğerimizde var.
O yüzden de hastalığın kliniğine baktığımızda genelde bu alanlarda oluşturduğu etkilerle ortaya çıkıyor. Bu acı reseptörlerine tutunma gücü çok spesifik ve güçlü bir şekilde tutunabiliyor. O yüzden mikrop geldiğinde tutunma oranı ve bunun hastalık yapma oranı normaldeki koronavirüs ailesinden biraz daha fazla. Sonrasında tutunduğu yerden sonra yavaşça önce üst solunum yollarında bir enfeksiyon bulguları başlıyor. Sonrasında yavaşça akciğerlere inerek klinik tablonun ana şeyi olan zatüre pnömonilere neden olabiliyor. Bu yapısı itibariyle diğer koronavirüslerden biraz daha ciddi seyirlerde gidebiliyor. Çocuklar açısından bakıldığında bu reseptörün bize tutunabildiği, bu hep de bahsedilen acı reseptörleri çocuklarda bir yeterli olgunlukta değil. Sayı olarak da yetişkinlere oranla bir miktar daha az. Ondan dolayı mikrop geldiğinde bir yetişkine tutunup hasta etme oranı çocuklarda biraz daha az görülüyor. Tüm yayınlarda koronavirüs vakalarının 100 hastadan yaklaşık 1'i ya da 2'si, 1.7'si birçok yayın var. 100 koronavirüs hastası olduğunda yaklaşık bunun %1 ya da 2'si çocuk hasta oluyor. Bu açıdan çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak bu bizim için sevindiren bir haber oldu. Çünkü bu kadar mortal seyreden yaşlıları özellikle bu kadar etkileyen bir hastalıkta çocuklarda da ciddi kayıplar duysaydık bu ciddi endişeyi de arttıracaktı. Bu konuda çocuklarımız biraz daha şanslı. Ancak çocuklarda hastalık olduğunda asemptomatik olsa bile taşıyıcılık ve bulaştırma oranı çok yüksek. Çocuklarda peki bu hastalık yetişkinlere göre daha mı az görülüyor diye bakıldığında esasında bütün yayınlar öyle gösteriyor bize. Bunun birçok nedeni, hipotezi, düşünülen şeyi var. Öncelikle bizler çocuklarımızı koruyoruz. Yetişkinler biraz daha dışarıya çıkıyor, sosyal temasa daha az dikkat ediyor. Ama çocuklarımızı daha çok evde koruduğumuz için bu bir onlara bulaşın daha az olmasına neden olan şeylerden bir tanesi. Bir de çocukların zaten çoğu çalışmada yapıldığında genelde pozitif saptanan çocukların ailesinden pozitiflikle gelip sonrasında çocuğa da yapılan testlerde pozitif çıkıyor. Yani direkt bir çocuk vakasında başlama oranları çok çok düşük. O yüzden çocuklar için en büyük risk faktörleri işte aileden bulaş söz konusu olduğu zaman oluyor. Onun haricinde çocukların zaten yıl içerisinde çok sık hastalanması, bu mevsimsel nezle yapan koronavirüs gibi başka virüslerden de çok sık hastalanması, onların bir bağışıklık sisteminde daha iyi kendini savunabilmelerine de neden oluyor. Bir yandan da bu konuşuluyor. Bu önemli de bir bulgu. Sonra çocuklarda daha az olmasının nedeni çocukların florasının, mesela yetişkinler için en büyük risk faktörü sigarayken yaklaşık 14 kat daha fazla hastalığın kötü gidişine neden olurken, yani çocuklarda bu oranlar tabii ki olmadığı için bu da bir iyi yandan çocukları koruyan bir mekanizma olarak söyleyebiliriz. Peki nasıl bulaşıyor? Öncelikle damlacık yoluyla bulaşıyor. Damlacık yolu tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarının esasında en sık bulaş şekli. Yani tükürüğümüzde ve ağzımızdan çıkan, öksürüğümüzde çıkan damlacıkların içerisindeki virüsün etrafa yayılması bizle bulaşıyor. Son çalışmalarda esasında sadece damlacık yolundan farklı bulaşların da olabileceği yönünde çalışmalar var. Bunlardan en önemlisi esasında fekal yola, yani kakalarda da bu virüsün tespit edilmesiyle bu virüsün birçok farklı yoldan da bulaşabileceğini gösteriyor. Önceden 1 metre insanlar arasında 1 metre derken şu an 1.8 metre gibi başka yeni bilgiler de geliyor sosyal mesafe açısından. Bu bizim vücudumuza geldiği zaman öncelikle buruna geliyor. Zaten testlerimizin çoğu da burundan ve ağızdan baktığımız örneklerle tanı koyduğumuz testlerimiz var. Sonrasında yavaşça akciğere gidiyor. Akciğere gittikten sonra bu virüsün
Üç mekanizmayla insanda hastalık seyrini ya kötüleştirebiliyor. Bundan bir tanesi virüs geldikten sonra kendisi hücrede bir ya da akciğer içinde, akciğer alveol dediğimiz keseciklerin içerisinde hücreleri parçalayarak bu hücreleri yok ederek bir solunum problemi ortaya çıkartıyor. Bunu yaparken hücre çoğalırken, hücre içerisinde çoğalırken ortaya çıkarttığı bazı moleküller de vücudumuzdaki savunma mekanizmalarını aktive ederek ve hatta fazlasıyla aktive ederek vücutta bir sitokin fırtınası dediğimiz yüksek bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Bu da esasında başka bir hastalığın gidişatını destek, yani kötüye gidişi gösteren nedenlerden bir tanesi. Bir üçüncü neden de tüm viral enfeksiyonlarda ana mekanizma mesela şöyle, zeminin bozulması diye bir durum var. Viral enfeksiyonlar gelip orayı harap ediyor. Normalde bir bakteri hastalık yapmayacakken kendine üreyebileceği ve hastalık yapabileceği uygun ortamı bulup sonrasında hastalık oluşturabiliyor. Bu da esasında üçüncü mekanizma. Tedavide de, takipte de bu üç mekanizmayı, yani üstüne bir başka bir bakteriyel enfeksiyon binerek de yapabildiği için bu üç mekanizmayı göz önünde bularak tedaviler düzenleniyor. Ancak mevcut şu an koronavirüsü gidip virüsü öldürerek tedavi edilecek bir ilaç ne yazık ki hala geliştirilmiş değil. Peki biz burada çocuklarımızda bunu klinik olarak nasıl görüyoruz? Bunu şöyle özetleyebilirim. Burada her yaş grubu için esasında bazı ortak özellikler var. Bazen de yaşa özgü özellikler oluyor. Çocuk dediğimiz zaman biz doğum sonrası değerlendiriyoruz ama esasında anne karnında büyürken de şimdiki çalışmalar gebelerin anne karnında da ne yazık ki bu virüsü, bu mikrobu çocuğa bulaştırabileceği yönünde veriler gelmeye başladı. Çocuklar doğumundan hemen sonra bakılan kan tahlillerinde, testlerinde pozitiflikler saptanıyor. Özellikle kan tahlillerinde bazı iltihap değerlerinin yüksek saptanması bu hastalığın anne karnında da bir çocuğa bulaş olabileceği yönünde bize bulgular, bize veriler gelmekte. Peki biz ne yapıyoruz? Anne de COVID pozitif ya da annede ciddi şüphe olduğu dönemde esasında dünyada çoğu normal doğum neredeyse böyle bir hastalığı genelde yapılmıyor. Bu hastalar sezaryanla daha çok doğum tercih ediliyor. Çocuklar aile yanlarından hemen doğum odasında anne yanından alınıp hemen testleri yapılıyor. Hatta bu test için 24 saatte ikinci bir test de önerilebiliyor. Burada bir pozitiflik saptanırsa, annede de bir pozitiflik saptanırsa bu zaman anne çocuk beraber aynı oda içerisinde takip edebiliyoruz. Ama çocuk negatif saptandığında çok ciddi önlemler alarak anne yanına verebiliyor. Burada en çok sorulan da doğum sonrasında, mesela doğum şeklini bu şekilde anlatabilirim ama doğum sonrası emzirme konusunda da birçok farklı görüş var. Şu an anne sütüyle çocuğa bir COVID bulaştırmasına yönelik yapılan çalışmalarda böyle bir şey yok. Yani anne sütünde COVID pozitif, yani bu virüsler anne sütünden çocuğa geçebiliyor diye bir çalışma henüz yok. Ama bu olasılıklar dahilinde. Hatta bu yüzden mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi bu ailelerin anne sütünün çocuğa verilmesi yönünde ama Çin şu an anne sütünü, COVID pozitif bir annenin anne sütünü çocuğa vermeme yoluna gidiyor. Çok yeni bir hastalık olduğu için günbegün bilgiler de değişiyor. Şu an benim söylediğim bilgiler de bir süre sonra belki güncellenecek ve önerilerde değişiklikler de olacak ama en güncel esasında ülkelere göre yaklaşımlar bu şekilde. Anne peki bizim emzirebilir halde olabilmesi için öncelikle çok ciddi bir koruma önlemleri alması lazım. Güzel bir maskeyle, olabildiğince dikkat ederek, el temizliğine dikkat ederek çocuğu emzirebileceğini söylüyoruz. Ama dediğim gibi bunlar da gün be gün değişen bilgiler. Yeni doğanda klinik olarak baktığımızda ne zaman şüpheleniyoruz? Genelde genel hastalık semptomları yeni doğanda
halsizlik, beslenme azlığı, ateş yüksekliği yeni doğanda çok bildirilmese de ateş yüksekliği olan hastalarda mevcut. Bu hastalardan test yapıyoruz. Yeni doğanlardan en çok bakılan testlerden bir tanesi de kakada da bakılabiliyor ve kakada bakıldığında pozitiflikler de saptanabiliyor. O yüzden mesela COVID pozitif bir bebeğin altını değiştirirken o kakadan da bulaş olabileceği bilerek mesela altını değiştirirken maske takma önerisi şu an çok konuşulan önerilerden bir tanesi. Peki genel çocukluk çağı içerisinde 0-9 yaş arasında dünyada bildirilmiş direkt tek başına COVID'e bağlı bir ölüm yok. Genelde yanında başka bir hastalık mevcutsa, bu hastalıklar genelde bağışıklık sisteminin düşük çalıştığı hastalıklar, akciğer hastalıkları, kongenital ya da sonradan edinilmiş ciddi kalp hastalıkları gibi hastalıkları kastediyoruz biz çocuklar için. Ama yine de 0-9 yaş arasında bir COVID'e bağlı bir ölüm bildirilmiş değil. Bu o açıdan güzel. Bu bir yandan da bizim tedavi sürecimiz için de önemli bir durum. Çünkü tedavide de genellikle çoğu vakada biz 0-9 yaş arasında herhangi bir ilaç kullanmadan ateşi çıktığında parasetamollerle düşürerek tedavi takip ediyoruz. Çocuklar bunları kendileri zamanla atıyorlar ve bu mikrobu yeniyorlar. Bize peki klinik olarak biri geldiğinde öncelikle yetişkinler gibi ilk başta ateş en yüksek şikayetlerden bir tanesi, en sık karşılaşılan şikayetlerden bir tanesi. Daha sonra boğaz ağrısı, öksürük, ishal, halsizlik, baş ağrısı tüm bu semptomlarla hepsi beraber olarak da tek tek de gelebilmekte. Şöyle bir şey var, bu hastalıkta %10, %20 arasında bazı yayınlarda söyleniyor. Burun semptomları çok fazla yok. Yani bir burun akıntısı, bir ciddi burun tıkanıklığı gibi semptomlar çocuklarda çok bildirilmiş değil. Yani bir burun akıntısıyla çok gelmiyor genelde COVID vakaları ama şu dönemde bakılan her hastada ya da her ateşli hastada pozitifliği düşünülmesi gereken bir hastalık. Burada burun için hani burun tıkanıklığının haricinde koku ve tat alamama özellikle son günlerde sık bir semptom olarak da karşılaşıyor. Sadece koku alamayıp ya da tat alamadığını söyleyerek tanı konulan vakalar da bildiriliyor. Böyle bir klinik spektrumu mevcut hastalarda. Sonrasında hasta ile geldiğinde öncelikle belirgin belirli koruma yöntemleri, izolasyon yöntemleriyle hastalardan biz örnek alıyoruz ve çoğu zaman çocuk vakalar evde karantina altında takip ediliyor ve bir tedavi vermeden ateş çıktığında ateş düşürücü tabii ki güzel beslenmeyle takip ediyoruz. Zaten şu an pozitif vakalar için kullanılan çoğu ilacın çocukluk yaş grubunda bir onayı yok. Ancak tedaviler kişiye özel olarak planlanıyor. Yani hekimlerin çocuğun kliniğine göre bir tedavi planı olabiliyor. Ki böyle de olması lazım. Bazı vakalar, ağır giden vakalarda şu an normal bir hastaya ilaç verme prosedürlerinden ziyade pandemi ve bu gibi dönemlerde biraz daha agresifte yaklaşılabiliyor. Tanı için bir de tomografisi olarak kullandığımız tetkiklerden bir tanesi. Öncelikle her vakada tomografi çekmek şu an için bizim Sağlık Bakanlığımız ve Enfeksiyon Derneğimiz de önermiyor. Ancak şiddetli klinik bulguları olanlarda gerekebiliyor. Çünkü tek başına burundan alınan örnekler temiz gelse de çekilen akciğer grafisinde ya da çekilen akciğer tomografilerinde bu hastaların pozitif bulguları görülüp tanı konulup tedaviye başlanan birçok vaka var. Çocuklardaki tomografi durumu zaten bizim çok istediğimiz bir şey değil. Radyasyon içerdiği için. Yaklaşık şimdi düşük radyasyon içeriği olan bir yöntemle çekiliyor tomografiler ama yine de 30 tane yaklaşık akciğer filmi çekilmesine denk oluyor. Ciddi elzem durumlarda gerekir. Bu durumlar esasında şöyle sıralayabilirim. Bu hastalıkta en bizim korktuğumuz şey bir solunum problemleri. Yani bir çocuk evde ateşi var ve evde takip ediliyor. Siz de yani her ateşi çıktığında hemen hastanelere başvurmuyorsanız da çocuğu izlediğinizde beslenmesi bozulmadıysa, hızlı soluk alıp verip
nefes almakta zorlanmadıysa, mukozaları yani dudakları morarmaya başlamadıysa eğer, bu çocuklarda hani hemen bir tedaviye başlamadan evde süreci geçirmesini bekliyoruz. Genelde de kendi gözlemimde yaklaşık 2-3 gün içerisinde hafif ateşle, hafif öksürükle çoğu vakanın geçirdiğini görüyoruz. Tanı konulan hastalarda özellikle şu anki takibinde 2 kez negatif testler yapılıyor. Evde de yapılabiliyor, hastane ortamında da yapılabiliyor. 2 teste negatiflik saptandıktan sonra biz bu hastalığın iyileşmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bu süreç birazcık diğer hastalıklardan farklı. Zaten COVID'in vücuttan tamamen temizlenmesi, tamamen testlerin negatif olması da genelde en iyi vakalarda bile 10 gün, 15 gün civarında sürdüğü için burada izolasyon çok önemli. Bir de kişi kendini iyi hissetse bile tedavi sonrası bulaşıcılığı devam ettiği için bir risk oluşturabilecek bir durum. Çocuklardaki, biraz hızlı gidiyorum, belki de hızlıca anlatıyorum çünkü çok anlatmak istediğim şey var. Çocuklarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi işte bizim hangi çocuklar risklidir? Bakıldığında bu hastalık gebelerde de özellikle çocuklarda da hani normalden daha fazla daha ağır seyrediyor diye bir bilgimiz yok. Bu konuda gebelerin de esasında gebelik süreci bir bağışıklık sistemini düşüren, azaltan bir süreç ama onların da ve çocukların da özellikle yeni doğanların da bağışıklık sistemi normalden biraz daha düşük olmasına rağmen onların da çok büyük ayrı bir riski yok. Bazı çalışmalar immün sisteminin düşük olan hastalarda, artık immün sisteminin düşüklüğünde birçok hastalıkla yapıyoruz. Tek bir hastalık değil, birçok hücre grubu, immünoglobulinlerin grubunda düşüklükler olabiliyor. Hani özellikle şu hastalıkta bu daha risklidir demiyoruz. Alerjik hastalıklar çok soruluyor. Alerjik hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonu ve viral enfeksiyonların oluşmasında ya da bunları kişinin kapmasında risk faktörüdür ama COVID için alerjik bir çocukta ya da alerjik bir semptomu olan, alerjik riniti, astımı olan bir çocuk daha hızlı kapar gibi bir bilgi şu an için mevcut değil. Kalp hastalıkları için de öyle. Bu hastalık kalbi de tutabildiğini biliyoruz. Bu reseptörlerin bulunduğu yerlerden bir tanesi de kalp. Kalp hastalıklarında da esasında bir miktar risk olabilir gibi düşünülüyor ama yetişkinler için bu risk gerçekten çok ciddi yayınlarla bildirilmiş. Ama hani çocuklar için şu hastalık COVID için çok ciddi risktir diyebileceğimiz çok fazla bir hastalığımız yok. Biz peki bu çocukları korumak için dediğim gibi yetişkinlerden genellikle anne babadan kapıyorlar. Bu yüzden koruma önlemlerine dikkat edeceğiz. Peki bir bağışıklığını güçlendirmek için ya da bu çocuğu daha bu virüse karşı daha güçlü tutabilmek için yapmamız gereken bir şey var mı? Orada bu virüsün ilk başta bahsettiğim işte yapısından hastalık yapma çeşitlerin hastalık yapma mekanizmalarından biri zaten fazla bir bağışıklık yanıtın oluşturması da mevcut. O yüzden aman bağışıklık yanıtı çok artsın, aman şöyle olsun diyerek ilaçlara yüklenme. Fazla bir bağışıklık çok da istediğimiz bir şey değil. O yüzden önemli olan sağlıklı bir şekilde sağlıklı tepkiler veren bir çocuğun immün sisteminin olması. Bunu nasıl sağlarız? Hep tekrar olacak. Her yerde okuduğumuz gibi ama gerçekten de istediğimiz bu. Düzenli bir uyku, güzel beslenme ve fiziksel aktivite. Bu üçünü sağladığımızda ama bir yandan da mesela çocukta eğer bir kansızlık varsa, kansızlık olması, anemi olması başlı başına çocuklarda bir bağışıklık sistemini düşüren bir şey. Yani mevcut bir hastalık ya da mevcut bir eksiklik varsa, mesela D vitamini eksikse D vitamininin takviye edilmesi, demiri düşükse demir takviyelerinin yapılması gibi çocukta eksik olanın yerine konulmasını daha çok öneriyoruz. Hani ekstradan vereceğimiz bir mineral, bir ilaç uygun değil koronavirüs için şu anki güncel bilgilere göre. Riskli hastalıklar gerçekten bizim çocuğumuz riskini en çok korkutan şeyler ailelerde. Ama şöyle düşünmemiz lazım. Bu hastalık iyi bir şekilde
Çocukları daha hem daha az hastalanıyorlar, hastalandıklarında daha rahat geçiriyorlar. Özellikle bir de kaygı uyandıran bir şey. Artık vaka sayıları da artıyor, daha da çok vaka olacak ve bunları göreceğiz gibi duruyor. Böyle bir durumda ya bir ilaç vermeyip sadece ateş uçucuyla evde takip eden hastaların çok ciddi endişesini duyuyorum ben de. Burada bir ne yazık ki hala bir ilacımız yok. Ama uygulanan tedavilerden, birkaç farklı mekanizmayla uygulanan tedavilerden güzel yanıtlar alınıyor. Ve zaten toplumun büyük bir çoğunluğunun asemptomatik ya da çok hafif dediğimiz değerde çocuklar için geçireceğini biliyoruz. Koronavirüs hepimizi esasında şaşırttı. Bu aileden bir salgın bekleniyordu. Ama hani böyle dünya çapında böyle klinik ve böyle mortal seyredecek bir hastalık beklenmiyordu. Ama ben bir hekim olarak şuna güveniyorum. Gerçekten gerek teknoloji, gerek bilim insanları ile beraber bu işin dünya çapında hızla toparlanacağını ben biliyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum, böyle de ümit ediyorum. Burada ben sizin için son güncel bilgilere bakarken bile o kadar çok çalışmanın, o kadar yeni bilginin, o kadar mekanizmalarla alakalı, tedavilerle alakalı çalışmaların olduğunu takip ediyorum ve görüyorum ki umarım en yakın zamanda güzel haberler alacağız. Bu süreç geçene kadar bir aşının bulunana ya da bunun koronavirüsü tedavi edecek güzel bir ilacın çıkıp piyasalarda ulaşılabilir hale gelene kadarki süreçte bizlerin gereken önlemleri alarak, biraz hayat şeklimizi değiştirerek, daha dikkatli olarak, daha çok evde zaman geçirerek bu süreci geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Böyle kompakt, hızlı bir şekilde çok bilgi vermek istedim sizlere. Gelişmeler olursa, yeni şeyler olursa zaten kendi sosyal medya hesabımdan da ara ara paylaşıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Alli ailesi ve Alli Kids ekibi olarak hepinize sevgiler, sağlıklı günler diliyorum.